Selam arkadaşlar. Şimdi bir sitenin güvenlik duvarı var mı yok mu? Cloudflare ya da benzer AWS gibi güvenlik duvarlarında herhangi birini kullanıyor mu? Öncelikle buna bakarak bir test için bunu kontrol edebiliriz. Şimdi bunun için yapmamız gereken şey oldukça basit. Yine aynı şekilde bir komponente gelip oluşturalım. İsmini değiştireyim. Evet, ben yine karıştırdım. Şöyle yapayım. İsmini ne yapalım? Firewall diyelim. Firewall'u açayım. Map hello değil, firewall. Hello diyelim. Daha sonra ismini firewall. Herhangi bir şey yapmayacağız. Sadece isteyeceğimiz şey IP adresi veya site olacaktır. O yüzden işlem no'yla falan da işim yok aslında. Direkt işlem no'yu falan da silelim. Bunları sadece şu kodlardan birini alayım. O sistem diyelim. Daha sonra buraya bir kod yazacağız. WAF V00 F. Bu kadar. Yapmam gereken şey bu aslında. Şimdi birlikte bunu bir sitede deneyeceğiz. Tabii bunu öncelikle app.py'ye yine ekleyelim. 7 firewall diyelim ismine. Yine aynı şekilde gelelim buraya, 7 olarak onu da ekleyelim. İsmi ne olacak bunun? Firewall. İsmini de yine aynı şekilde kaydedelim. Buradaki ismine ne demişiz? Firewall hello. Bunu da kopyalayalım. App.py'ye yapıştıralım. Ve kodumuzu bir deneyelim bakalım. Şimdi cd desktop cd cypertools.python.app.py 7 bizden bir IP adresi istiyor. Size fayda olabileceğini düşündüğüm için şu adresi gireceğim. Try hack me. Bu adresten siber güvenlikle ilgili isterseniz denemeler, quizler vesaire buradan yararlanarak çalışabilirsiniz. Hazır makineler vesaire var. Hackleyebilirsiniz. Bu bir eğitim platformu. Umarım işinize yarar. Pass clipboard. Şöyle yazalım. İşlem no koymamıştım normalde. Neyse, sıfır diyelim. Evet. Şu işlem no işine bakacağım şimdi. Burada diyor ki AWS Elastic vesaire Amazon'dan ne yap Amazon güvenlik duvarını kullanıyormuş. Bazı sitelerde direkt Cloudflare görebilirsiniz. Bu Amazon kullanıyormuş. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Şöyle bir bakalım tekrar firewall'ı. Evet, şu işlem no'ya bir şey ihtiyacımız yok. Fazladan kalmış. Bunu da sildikten sonra bu kodumuz da hazır. Bu eğitim serisi şimdilik burada bırakıyorum gibi. Yani başka bir eğitim serisine devam edeceğim. Eğer buna devam etmemi istiyorsanız alt tarafa yorumlar yazabilirsiniz. Ben de duruma göre tekrar olmazsa buradan devam edebilirim. Yeni eğitimde de olacak şey Django ve React ile birlikte hem web sitesi, backend, frontend bunun eğitimini vereceğim. Yani eğitimde paylaşacağım sizlerle. İsterseniz ona da aynı şekilde devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bir like atarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.